Mutlu akşamlar efendim. Siyaset meydanına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Türkiye bugünlerde bir yıl dönümünü konuşuyor. 28 Şubat'ın yıl dönümünü, 15. yılını. Ama aynı zamanda 28 Şubat sürecinde gündeme gelen ve uygulamaya konulan bir başka projeyi de tartışmaya başlıyor. Ve onun tartışıldığı noktada AK Parti iktidarının eğitim reformu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiği 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışıyor. Neydi 28 Şubat'ta uygulamaya konulan? 8 yıllık zorunlu eğitimdi fakat kesintisiz eğitimdi. AK Parti iktidarının da AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiği 12 yıllık zorunlu eğitim ama kesintili eğitim. İşte ekranda da gördüğünüz 4 artı 4 artı 4 olarak 3'e bölünmüş 3 kez ayrı ayrı 4'er yıllık uygulamalarla zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ama kesintili olarak uygulama getiren yeni bir eğitim reformu. Bu akşam bunu tartışacağız. Tabii konunun çok fazla boyutu var. Sadece eğitimin kendi içerisindeki, eğitim süreci içerisinde tartışılan bir konu da değil. Siyasi boyutlarıyla ya da başka işte iktidar kanadından milletvekillerinin dile getirdiği gibi ideolojik anlamda karşı çıkışların tırnak içerisinde iktidar partisi tarafından dillendirildiği, muhalefetin ise başka amaçlarla bu yeni reformun getirildiği yolunda çeşitli söylemler var. Biz bütün bunları bu akşam tartışmaya açacağız. İki değerli konuğumuz var. Tabii konunun meclisteki tarafları değil ama sivil toplumdaki tarafları, iki farklı modeli tartışan ya da yeni getirilen modele karşı çıkan ve onu savunan iki değerli konuğumuzla konuyu anlamaya ve tartışmaya çalışacağız. Önce ben konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ünsal Yıldız, Eğitim Sen Genel Başkanı efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hüseyin Korkut Önder Genel Başkanı, açılımıyla İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Başkanı. Sayın Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, tartışmaya Halkın Meclisi üyeleri de katılacaklar, hem sorularıyla hem görüşleriyle ilerledikçe. Ama önce biz iki konuğumuzdan meseleyi anlamaya çalışacağız. Ben Hüseyin Korkut'tan başlamak istiyorum. Siz bu projeyi, yani 12 yıl zorunlu eğitim ama kesintili olarak, yani 4 artı 4 modelini savunan kesimdesiniz. Bu model ne getirecek? Neden bu modelin arkasında duruyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Türkiye'nin çok önemli bir konusunu böyle yıllardır süre gelen bir programda ve izlenen bir programda tartışma, değerlendirme fırsatı tanıdığınız için ve bütün seyircilerimizi, izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Başlarken sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yıl dönümünü yaşıyoruz. 28 Şubat sürecinin yaşandığından 15 yıl geçti. Tam o günlerdeyiz. Aslında ne oldu da bugün burada tekrar bunu konuşuyoruz'u bir kısaca ifade etmek lazım. Sonra da bugün öngörülen modeli, teklifi tartışmak lazım diye düşünüyorum. 1997 Şubat'ında 28 Şubat kararları diye bildiğimiz, aslında o dönemin olağanüstü şartlarında özellikle eğitim sistemimizi etkileyen bir takım dayatmaları içeren, sonradan dönüp baktığımızda ta o günden de aslında yaşayarak geldiğimiz ciddi tahribatlar oluşturan uygulamalar ortaya çıktı. O uygulamalar sonrasında bir takım mağduriyetler yaşandı. O uygulamaların en başında bugün tartıştığımız kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitimdi. Ve buna bağlı olarak kılık kıyafetle ilgili, başörtüsüyle ilgili yasaklar, katsayı meselesi, özellikle 90'lı yıllardan itibaren bir takım projeksiyonlarla, değerlendirmelerle Milli Eğitim Şuralarında, başta İmam Hatip Liseleri olmak üzere ve din eğitimi öğretimi alanının daraltılmasıyla ilgili ciddi hazırlıklar ve 28 Şubat sürecinde bunun uygulanması. Gerçekten Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü dönemlerdendi bu dönem ve...